Evet, Belal Bayanlar The Video Yapsan herkese tekrardan merhaba. Bugün bilmediğiniz 10 şey, belki de biliyorsunuzdur ama bir türlü kurgulayıp aklınıza gelmemiştir. Ya da fazla bir şey yok herhalde. Fazla konuştum. Evet, başlayalım. Normal koşarsanız, yani hızlı bir şekilde hızlı koşuyorsunuz, evet. Zıplayınca birazcık daha fazla hızlanıyorsunuz. Eğer buzun üstünde hızlı ve zıplayarak koşarsanız bayağı bir hızlanıyorsunuz. Ve 3 blok yükseklikte tam kafanızın değeceği hizada bir tane buzdan böyle zıplayarak giderseniz ve space ve yani normal bası tutmayıp habire kendiniz abanırsanız space'e çok daha hızlı gidiyorsunuz ve eğer altınızda trapdoor varsa iş birazcık daha süper oluyor. Hop, yani flash'ı böyle geçebilirsiniz. Yani flash kim ki? Yani flash, evet, yarım blokları koyaraktan redstone'un girişini engellemezseniz şöyle bakıyorsunuz, bütün hepsi engellemeden sona kadar götürüyor. Ve camlar da öyle. Camlar da engellemiyor ve gideceği yere kadar götürüyor. Evet. Biliyorsunuz ki soul sand'ler bayağı yavaşlatıyor sizi. Mesela şuradan gerilip koşalım. Evet. Yavaşız, değil mi? Sinir oluyorsunuz. Ha, bundan daha sinir var. Gördüğünüz gibi altına buz konulmuş bir soul sand. Bu aman tanrım, bu da ne? Çık git yani. Gidemiyorum. Çok yavaşsınız. Feci. Ondan sonra mesela burada hayvanlarınız var. Giriyorsunuz. Ne yapıyorsanız yapıyorsunuz. Tekrar kapıyı kapatıyorsunuz. Giriyorsunuz falan filan. Bu derde son. Bir tane nether fence'le çitiyle normal yaptığınız çitlerden koyuyorsunuz ve buradan hayvanlar veya zombiler hiçbir şey geçemiyor. Siz geçebiliyorsunuz ve hani kapı açıp kapama derdi yok. Vup gir, vup çık. Kolay. Ha, bu da ne diyorsunuz? Gizlilik konusunda iyi. Bunu hani tam o yere kamufle olacak şekilde koyarsanız, dizayn ederseniz gözükmeyecek. Hani doğanın kendisi gibi gözükecek. Yapıyorsunuz. Taş. Bir tane şelale altında bu. Bu ne diye düşünüyorsunuz şu an? Evet. Şuraya vuruyoruz. Açıldı mı? Yapamadım galiba. Aa, yapmışım. Evet, kapı açıldı. Ne kadar güzel değil mi? Çok cool. Evet. Burada bir okumuz var. Bu oku alıyoruz. Ok şöyle köşeleri olan yerlerden delip geçiyor ucu. Şöyle vurduğumuzda eğer tutturabilirsek tam oradan arka tarafa geçiyor. Ve bu wooden plate'lerde ne atarsanız atın zaten etkileniyor bundan. Siz oku oraya attığınızda bu burayı çalıştırıyor ve sistem bunu açıyor. Buradan da gelip alabilirsiniz. Eğer sistemi çok isterseniz onu da başka videoda gösteririm ama çok da zor bir şey değil. Evet, aynı şekilde şuradan da okunuzu alabiliyorsunuz. He, buna merdiven koymadım. Şimdi ışınlanacağız beyler. Yani ışınlanmayacağız, uçacağız. Keşke ışınlanabilsem. Evet. Bunu anladığınız kadarıyla altıma su koyacağım. Evet. Hani zor anlarınızda elinizde su varsa bir kova su gideceksiniz ve altınıza koyacaksınız. Nasıl da atladım ama ya. Burada da abilerimiz ne yapıyorsunuz? Hayırdır la siz? Ne ayaksınız bu? Her neyse. Gördüğünüz gibi akan suları engelleyebilecek bir şey bu tabela. Tabelayı önüne koyduğunuzda suyun gidişini engelliyor. Burada da onun gibi yaptım. Evet. Şimdi suyun altında boğuluyorsunuz, öleceksiniz ve yani nefes almak için ne yapabilirsiniz? Giriyorsunuz. Hop, bir tabela. Burada nefes alabilirsiniz. Hop, trapdoor koydunuz, nefes alırsınız. Hop, kapı koydunuz, nefes alırsınız. Ondan sonra hop, merdiven koydunuz, yine nefes alırsınız. Gidiyorsunuz ve yanınızda yine duvar var, nefes alamıyorsunuz. Torcu koyuyorsunuz, torç yine size geliyor aynı anda ve nefes almış oluyorsunuz. Evet, son olarak da yine bilindik bir şey. Hop, tablonun arasından geçiyorsunuz, bir gizli geçit. Bu arada altta hiçbir şey yok, sadece kazdım. Evet, böylelikle tabloyu alıp istediğiniz şekilde olana kadar koyabilirsiniz. Ha, ben creeper'ı sevmem ya da
daha güzel Jigs tablolar gelsin diyorsanız bekleyin. Al koy. Al koy ve dörtlü. Güzel. Bunu da sevmedim diyorsanız al koy. Al koy. Bu tip daha iyi. Cripple korkutucu al koy. Al koy. Çiçek. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Evet, son olarak 11.yi size gösteriyorum. Yemek yerseniz açlık bağınız fullenir. Lütfen vurmayın gerçekten.